Merhaba arkadaşlar, ben Fatih ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün mazi fiillerinin 3 tanesini size anlatacağım. Çünkü biraz zor bir konu ve bayağı da uğraştım bu video için. Şimdi eğer bir önceki videonu fiillerle ilgili, yani bone mazi ve mesterle ilgili izlemediyseniz lütfen önce onu izleyin, sonra bu videoya geçin. Lütfen videonun sonuna kadar izleyin çünkü çok güzel şeyler anlattım size. Lütfen kanalıma abone olmayı da arkadaşlarım unutmayın ve beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere mazi fiillerde 6 farklı fiil şekli vardır. Bugün ben size 3 tanesini anlatacağım. Yani maziye sade, maziye istemrari ve maziye nakli. Bir sonraki videoda maziye beyid, eltezami ve mostemer anlatacağım sizlere. Arkadaşlar gelelim birinci fiilimize, sade maziye. Şimdi bone mazi artı mazi şenaseleri eşittir maziye sadeye. Tamam mı? Ama bone mazi bir tekrar edelim. Yemek horden oluyordu. Doğru mu? Tamam. Horden ne burada horden? Mesterimiz. Tamam mı? Hatırlıyorsunuz değil mi? Mesterin ana karakteri neydi? En. Kırmızı olan. En. Şimdi bone mazi yapmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Mesterin ana karakterini siliyorduk. Horden hord oldu. Hord ne oldu arkadaşlar orada? Bone mazi. Arkadaşlar şimdi mazi şenaselerini size hızlıca anlatacağım. Kişilerimiz kim? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şimdi farsçasını anlatacağım. Men, to, u, ma, şoma, anha. Men mazi şenasesi em oluyor. To i oluyor. U hiçbir şey eklemiyoruz. Ma im oluyor. Şoma id oluyor. Anha end oluyor. Arkadaşlar şimdi bunlar size tuhaf gelebilir ama ben şimdi fiilde kullanarak size daha basit bir şekilde anlatacağım. Tamam, gelelim maziye sade yapmaya. Ben yedim. Doğru mu? Ben yedim. Geçmiş zamanda bir şey yedim. Ben yedim. Men hordem. Arkadaşlar kırmızı olanı görüyor musunuz? M. Ne demiştik? Burada M. Görüyor musunuz? Men M oluyordu şenasesi. Şimdi men hordem. Ne demek? Ben yedim. Sen yedin. To hordi i. Hordi. Sen yedin. Geçmiş zamanda. To hordi. O yedi. U hord. Görüyor musunuz? Kırmızı bir şey yok orada. Ne demiştik? Bir şey eklemeyiz. Tamam mı? U hord. Ne demek? O yedi. Biz yedik. Ma biz demek. Ma hordim. İm. Ma hordim. Biz yedik demek. Ma hordim. Siz yediniz. Geçmiş zamanda siz yediniz. Şoma hordid. Siz ne demekti? Şoma. Hordid yediniz. Şoma hordid. Onlar yediler. Anha hordend. And. Onlar yediler. Anha hordend. Arkadaşlar gelelim örneğimize. Görmek diden demek. Diden görmek demek. Şimdi bu diden burada mesterimiz, tamam mı? Bone mazi yapmak zorundayız. Diden ana karakteri neydi mesterin? En. Sildin mi? Tamam, ne kaldı elinde? Did. Bone mazimiz did oldu. Şimdi dün gece onu gördüm. Dün gece onu gördüm. Dişap uno didem. Did bone mazimizdi değil mi? Kim gördü? Ben. Em oluyordu değil mi?
şenasesi. Tamam. Ben gördüm. Didem. Ben didem. Tamam mı? Dişap uno didem. Dün gece dişap demek. Onu uno demek. Gördüm didem demek. Tamam mı? Bilmeniz gereken tek şey arkadaşlar, şenaseleri bilmek ki çok önemliler. Bir de arkadaşlar fiilin yapımını bilmeniz gerekiyor. Tamam mı? Yani bunu ezberlediyseniz tamamdır sizin işiniz. Şimdi gelelim ikinci mazi fiilimize. Maziye istemrari. Arkadaşlar aynı sade mazi düşünün, tamam mı? Ama ilk başta bir tane mi ekliyoruz. Mi. Şimdi mi artı bone mazi artı mazi şenaseleri ne verecek size? Maziye istemrari. Şimdi görmek ne dedik? Diden. Doğru mu? Diden neydi arkadaşlar? Mesterdi. Bone mazi ne oluyordu? Did oluyordu. Şimdi bir kez daha mazi şenaselerini tekrar edelim. Ben, men oluyordu. Şenasesi am. Sen, to oluyordu. Şenasesi i. O, u oluyordu. Şenasesi yok. Biz, ma oluyordu. Ve şenasesi im. Siz, şoma oluyordu. Ve şenasesi id. Onlar, anha oluyordu. Ve şenasesi de and. Şimdi, ben görüyordum. Men mi didem. Ben görüyordum. Men mi didem. Görüyor musunuz? Mi ekledik sadece. Didem sade mazi. Tamam mı? Şimdi mi eklediğimiz zaman istemrarı olacak. Sen görüyordun. To mi didi. Sen görüyordun. To mi didi. O görüyordu. U mi did. Kırmızımız yok. Görüyor musunuz? Çünkü o şenasesi olmayacak. Biz görüyorduk. Ma mi didim. İm. Siz görüyordunuz. Şoma mi didid. İd. Mi didid. Şoma mi didid. Ne demek? Siz görüyordunuz. Onlar görüyordular. Anha mi didend. And mi didend. Arkadaşlar gelelim örneğimize. İstemek hasten demek. Tamam mı? Şimdi hasten bizim mesterimiz. Ana karakteri aldım. Ne kaldı elimde? Bone mazi kaldı. Bone mazi ne oldu? Hast. Ne demiştik mazi istemrariye? Mi artı bone mazi artı mazi şenaseleri. Şimdi örneğimiz ne olacak? Benimle arkadaş olmayı çok istiyordu ama kabul etmedim. Kim istiyordu arkadaşlar? O. Benimle arkadaş olmayı çok istiyordu ama kabul etmedim. Heyli mihast. Mihast arkadaşlar dikkat edin. Mihast kırmızı zaten istiyordu. Mihast. خیلی میخواست با من دوست بشه ولی قبول نکردم. Şimdi benimle arkadaş olmayı با من دوست بشه oluyor. Tamam mı? Benimle arkadaş olmayı با من دوست بشه. Çok خیلی demek. Çok خیلی istiyordu. میخواست. Maziye istemrari. Mi hast. Ama kabul etmedim. Veli kabul nekerdem. Renklerden zaten takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ama kabul etmedim. Veli kabul nekerdem. Ama veli demek. Kabul, kabul demek. Etmedim, nekerdem. O zaman benimle arkadaş olmayı çok istiyordu ama kabul etmedim. Heyli mi hast ba men dus beşe. Veli kabul nekerdem. Arkadaşlar gelelim üçüncü mazi fiilimize ki maziye nagli olacak. Nasıl yapacağız bunu? Bone mazi artı e artı am, i, est, im, id, and. Şimdi şey diyeceksiniz, bunlar ne Fatih?
hemen anlatacağım. Şenase'yi biliyorsunuz zaten. Bir sonraki slide'da bunu geçeceğim. Ama ondan önce bone maziyi bir kez yapalım. Ve yeni bir fiil öğreteceğim size. Satın almak. Hariden. Tamam mı? Hariden. Satın almak. Hariden. Hariden ne olacaktı? Mesterimiz olacaktı. Ana karakteri sildin mi? Tamam. Harit mi kaldı? Harit ne olacak? Bone mazi olacak. Ama ondan önce geçelim. Bu am, e, est, im, id, and neydi? Onlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar. Ben, men oluyordu. Ve şenasesi bu fiil için, tamam mı? Nagli fiili için. Maziye nagli için daha doğrusu am olacak. Zaten aynı. Sen, to oluyordu. Şenasesi i olacak. O, u oluyordu. Şenasesi est olacak. Arkadaşlar tek farkı bu. Yani mazi şenaselerini biliyoruz, tamam mı? Orada o şenasesi yoktu, tamam mı? Sıfır. Yani hiçbir şey yoktu. Ama bu fiil için, sadece bu fiil için ne ekleyeceğiz? Est. Yani şenase olarak est eklemek zorundayız. Maziye nakli için söylüyorum, tamam mı? Biz ma oluyordu, im olacak şenasesi. Siz şoma oluyordu, şenasesi id olacak. Onlar anha oluyordu ve şenasesi end olacak. Zaten bunları biliyorduk, tamam mı? Sadece bilmeniz gereken tek şey bu slide'dan est. Ki o kişinin şenasesi bu fiilde, maziye naklide, tamam mı? Şimdi ben almışım. Men harideam. Arkadaşlar burada satını eklemedim çünkü yani karışık oldu. Zaten biliyorsunuz almak, satın almak aynı zaten. Ben almışım. Men harideam. Sen almışsın. To harideyi. Sen almışsın. To harideyi. O almış. U haride est. Biz almışız. Ma harideyim. Biz almışız. Ma harideyim. Siz almışsınız. Şoma harideyid. Siz almışsınız. Şoma harideyid. Onlar almışlar. Anha haride end. Onlar almışlar. Anha haride end. Şimdi örneğe geçelim. Yaşamak zendegi kerden demek. Yaşamak zendegi kerden demek. Zendegi hayat demek, tamam mı? Yaşamak da zendegi kerden demek. Arkadaşlar şimdi şey diyeceksiniz, nereden bulalım? Direkt abi bak sonuna baksanız en var, tamam mı? Onu alın. Zendegi kerd oldu, tamam mı? Ne olacak bu? Bone mazimiz olacak. Şimdi ne demiştik maziye nakli için? Bone mazi artı e artı şenaselerimiz ki o için es kullanıyorduk burada. Şimdi örnek vereceğim. 10 sene bu şehirde yaşamışım. 10 sene bu şehirde yaşamışım. Şimdi Türkçe'de biraz anlamsız olabilirdi ama ben yani en yakın şekilde anlatmaya çalıştım. Çünkü bayağı gramer olarak farklı. Çünkü gramer olarak bambaşka dünyalar bu ikisi. Türkçe ve Farsça. Ondan dolayı ben gerçekten yani çalıştım ve en yakın çeviriyi buldum size. Şimdi 10 sene bu şehirde yaşamışım. Tamam mı? Deh sal tu in şehr zendegi kerdem. Deh sal tu in şehr zendegi kerdem. Deh sal tu in şehr zendegi kerdem. 10 sene, deh sal. Rakamları hatırlıyoruz. 10 sene, deh sal. Bu şehirde, tu in şehr. Şehir, şehr. Yaşamışım, zendegi kerdem. Arkadaşlar bu cümle ne demek? Yani ben önceden yaşamaya başlamışım ve şu anda da yaşıyorum. Tamam mı bu şehirde? Ve 10 sene olmuş. Ve devam ediyor.
Yani geçmişte bir olay başlamış ve henüz de devamı var. Ve böyle durumlarda maziye nakli kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, teşekkür ederim hepinize. Gerçekten güzel bir dersti. Benim için de çok güzeldi. Ve bayağı da uğraştım gerçekten. Yani çok uğraştırıcı bir video oldu. Çünkü söylediğim gibi gramerler farklı ve çeviri bulmak çok zor. Hele ki yani Farsça'da direkt çıkmıyor, Türkçe'de çıkmıyor. Çok farklı farklı şeyler gördüm. Ama çok şükür bu videonu yaptık ve bir sonraki fiil dersimizde mazi fiillerini bitireceğiz ve ondan sonraki derslerde mozareye geçeceğim ve emir fiilleri, fe'le emr yani onları geçeceğim. Lütfen, lütfen arkadaşlar, bu emekten dolayı, emeklerimden dolayı abone olmayı unutmayın ve eğer videonu beğendiyseniz beğendim tuşa basmayı da unutmayın arkadaşlarım. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.